Herkese hayırlı günler, değerli izleyicilerim. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Bizler iyiyiz. Gördüğünüz gibi yine bir kış hazırlığıyla geldim karşınıza. Bugün sizlere yeşil biberden turşu yapacağım. Bu görmüş olduğunuz tazecik biberlerimiz. Yeni toplandı tarladan ve bunu kış için turşu yapacağım kavanozumuza. Nasıl yapıldığını hep birlikte izleyerek devam edelim. Biberlerimiz temiz sudan güzelce yıkıyoruz. Aralarında toprak, kum olabilir, toz. Turşumuzu, biberlerimizi yıkadıktan sonra biberleri kutlarından böyle kesip uçlarına çizik atacağız. Şöyle yakından göstereyim. Kulpları saplarının uzun olduğu zaman kabımızda fazla yer tutar kavanozumuzda. O yüzden bunu yarısını keselim. Ve şöyle ucuna dilme dediğimiz çizik atıyoruz. Hafif kesmek yeterli oluyor. Ben biberlerim acı değil. Eşim fazla acı sevmediği için normal biberden yapacağım. Bu şekilde uçlarını çiziyoruz ve saplarında yarısını kesiyoruz. Arkadaşlar biberlerimi hazırladım ve kavanozumuz 2 litrelik turşumuzu kuracağımız. Burada bir yemek kaşığından az nohudumuz var. Kuru nohut yıkadım. Ben bunu kavanozumun en altına koyacağım. Turşumuzun ferment olmaması için. Bu şekilde nohudumuzu koyduk ve biberlerimizi birer birer aralarına dizeceğiz. Kavanozumuza turşumuzun, biberlerimizin yarısını koyduk. Ve şimdi sarımsaklarımızı, burada 6 diş sarımsağım vardı. Bunu kenarlarına, ortasına dağıtarak yerleştireceğiz. Ve tekrar üzerine biberlerimizden doldurmaya devam edelim. Biberler yumuşak olduğu için böyle bastırabilirsiniz. Kırılmıyor. Kavanozumuza bütün biberlerimi doldurdum kaldığı kadar. Üzerinde biraz eksiklik var. Taşmaması için biraz eksik bıraktım arkadaşlar. Şöyle iki parmak kadar. Ve kenara alalım. Şimdi burada kaynayıp soğuttuğum suyum var. Sürahimiz 2 litrelik. Fazla da gelebilir suyumuz. Ve kaya tuzumuzdan buraya 2 3 4 5 5,5 5,5 kadar tuzumuzu ilave ettik. 5,5 tatlı kaşığı diyeyim. Yemek kaşığıyla değil. Ve bu çırpıcı telimizle tuzumuzu eritelim. Sirkemiz var. Bir çay bardağıyla. Sirkemiz üzüm sirkesi. Açıklama köşesine yazarım arkadaşlar.
Turşuda hangi malzemeleri kullandığımı. Ve bir çay kaşığı kadar da toz şeker ilave edeceğim. Turşumuzun daha diri kalması için. Tuzunu güzelce eritelim. Şöyle parmağınızla fazla tuzlu olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Ve ben bir kaşık daha atayım. Toplamda 7,5 tatlı kaşığıyla kaya tuzumuz. Bu şekilde karıştırdık malzemelerimizi. Ve turşumuzun üzerine boşaltalım. Yavaş yavaş şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Suyumuzun tamamından bu kadar arttı. Bunu da başka bir kavanoza turşu yaparım. İsraf olmayacak inanın. Böyle gördüğünüz gibi suyunu ağzına kadar doldurmadım. Çünkü asitli olduğu için limon tuzumuzu da koyacağız. Üzerine şöyle göstereyim size limon tuzlarımı. İrilikleri böyle. Ve en son olarak da burada görmüş olduğunuz maydanozlarım vardı. Saplarıyla birlikte yıkadım. Böyle birazını bir tutam diyelim. Kavanozumuzun üzerine yerleştireceğiz. Hem aroma veriyor maydanoz. Hem de turşumuzun kapak altında çürümesini önlüyor. Eğer turşumuz çürüyecek olursa maydanoz daha ilk çürüyor. Biberlerimiz zarar görmüyor. O yüzden böyle üzerine maydanozu kapatıyorum. Böyle güzelce yerleştirdik arkadaşlar. Ve şimdi hava almaması için ben şöyle bir buzdolabı poşeti, herkeste bulunur, herkesin elinde, bir tane kopardım. Ve şöyle kapatıyoruz. Kapağı kapatırken böyle çok iyi sıkmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz poşet, buzdolabı poşeti hava aldırmıyor. Yeme kıvamına gelene kadar üzerinde bir poşette dursun. Böyle güzelce sıkıştırdım. Şöyle size görünsün. Gördünüz. Turşumuz böyle hazır. Turşumuzu güneş görmeyen mutfak dolaplarınızın alt kısımlarını saklayabilirsiniz. Serin yerlerde. Kışlık benim bu turşum arkadaşlar. Yazlık değil. Onun için açmayacağım. Ne zaman havalar soğudu o zaman açacağım. Tahmini 2 haftada gelir sanırım. Eğer açıp yemek isterseniz. Bu şekilde turşumuz. Turşumuz hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kavanozumuza hazırladık. Rabbim nasip ederse kışın güzelce afiyetçe yiyeceğiz. Dostlarımızla beraber. Bugün sizlerin huzurunda.